Herkese merhabalar. Melati Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle simit poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Bundan önceki bir videomda mayasız simit poğaça tarifini paylaştım ve çok beğenildi. İstek üzerine mayalısını yayınlar mısınız diye birçok yorum aldım. O yüzden bugün de mayalı simit poğaça tarifini yapacağım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, üzerindeki simidiyle altınlar gibi kızarmış, içi dolu dolu mükemmel bir lezzet kahvaltılarınızda veya 5 çaylar saatinizde vazgeçilmeziniz olacak bir tarif. Ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Bunun için 2 su bardağı sütüm var. Üzerindeki kaymayla beraber sütümü yoğurma kabının içerisine aldım. Ve 1 su bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağımı da ilave ediyorum. Su bardağı ölçüm 200 miligram yani klasik su bardağı ölçüsü. ve 40 gram yaş mayam var. Onu ilave ediyorum. Yani bir paket. 2 yumurtamı ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı da tuzum var ilave ediyorum. Kaşığım tam dolunmadığı için tekrar bir daha aldım. Normalde bir yemek kaşığı tuz tam dolu dolu olmayacak şekilde yani bir, bir tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ettim ve şöyle birazcık karıştırıyorum mayamın erimesini sağlıyorum gördüğünüz gibi homojen bir kıvam elde ettim mayam eridi ve yine unumu eleyerek üzerine ilave ediyorum unu azar azar eklememiz gerekiyor yoğurdukça aldığı kadar un ekleyeceğiz ben sizlere ölçü vermeyeceğim çünkü sizin yumurtanızın büyüklüğüne göre veya ununuzun markasına göre eklediğiniz malzemenize göre un miktarı değişecektir. Hamurun kıvamını göreceksiniz zaten. Ele yapışan yumuşacık bir hamur olacak. Kulak memesi yumuşaklığından birazcık daha yumuşak bir hamur olması gerekiyor ki poğaçalarımız yumuşacık, puf puf kabarsın. Ee, mükemmel, lezzetli olsunlar diye. Evet, unumu eleyerek ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum gördüğünüz gibi. Yoğurdum şu şekilde, şu kıvamda bir hamurum oldu. Gördüğünüz gibi parmaklarıma yapışan yumuşak bir hamur. Kesinlikle elinize yapışması gerekiyor. Fazla sert olduğu zaman poğaçalarımız istediğimiz yumuşaklığı, lezzeti elde edemeyiz. Elimizde hamurlar kopararak ayırıyoruz. Bir iki daha şöyle çevirerek yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. Elastik, yumuşacık, mükemmel bir hamur elde ettik. Sağını, solunu, kenarını, altını temizliyoruz. Yuvarlayıp kasemin içerisine bırakıyorum. Üzerine bir buzdolabı poşeti kapatıp ortamınızın sıcaklığına göre mayalanma süreci değişecektir. Benimki yarım saatte mayalandı. Havalar sıcak zaten çabucak mayalanıyor. Mayalandığını nasıl anlarız derseniz iki misline çıktığı zaman mayalanmış demektir. İç harcımı hazırladım. Pekmezim ve susamlarım hazır. İç harcımda ise lor peyniri, maydanoz ve çok az pul biber serpip hazırladım. Hamurumu masanın üzerine alıyorum. Kalan hamurları da tekrar temizleyip üzerine ekliyorum. Şöyle hamurumu birazcık elimde yoğurup fazla havasını aldım ve elimde sıkarak bezelere ayırıyorum. Bu şekilde sıkarak bezelere ayırdığınız zaman hem daha pratik kolay yuvarlama derdi yok çabucak hem hepsi aynı boyutta alınmış oluyor. Bütün hamurumu bu şekilde bezelere bölüyorum. Hamurumu bezelere ayırdım ve şu şekilde parmak uçlarımla hafif bastırarak bütün hepsini hızlıca açıyorum. Zaten yumuşacık bir hamur olduğu için kesinlikle merdaneye, oklavaya gerek yok. Çabucak açılıyor. Bir çay tabağı büyüklüğünde hepsini açıyorum. Ve hazırladığım iç harçtan üzerlerine birer yemek kaşığı olacak şekilde hepsini doldurdum. Ve şu şekilde toparlayıp iyice alt taraflarını yapıştırıyorum. Şöyle çeviriyorum. Birleştirip iyice kapatıp direkt çeviriyorum. Bu kadar basit kolay poğaçamız simit poğaçamız. Bütün hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Kumru poğaça şeklinde aslında Evet, bütün hepsini kapatıyorum, hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kar serdiğim fırın tepsimi hazırladım ve poğaçalarım da hazır. İki yemek kaşığı pekmezin içerisine yarım çay, yarım çay bardağı su ilave ettim. İyice karıştırdım ve poğaçalarımı önce pekmezli suya bırakıyorum. İki tarafını şöyle bir gezdiriyorum. Daha sonrasında susama batırıyorum. Her tarafını alacak şekilde susama bulayıp yağlı kağıt serdim fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Evet şekli şahane, lezzeti mükemmel. Poğaçalarımız hazır. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Ve üzerini kapatıp bir 15 dakikada tepsi mayası gelmesini bekliyorum. Tepsi mayasının gelmesi gerçekten çok önemli. Tepsi mayası geldikten sonra pişirme esasında daha güzel kabaracaktır. Evet bütün poğaçalarıma bu işlemi uyguluyorum. Evet, hepsini hazırladıktan sonra bir bıçak yardımıyla şu şekilde üzerine çizikler atıyorum. Hem şekli güzel oluyor hem de içi daha kolay, daha güzel pişsin diye şöyle bıçak yardımıyla 2-3 tane çizik atıyorum üzerine. Üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapatıp 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir lezzet, mis gibi susam kokusu, poğaça kokusu bütün mutfağımı sardı. Evet, altında şöyle göstereyim size nar gibi kızarmış. Yumuşacık poğaçalarımız hazır. Simit poğaç, dışı çıtır, içi yumuşacık, dolu dolu simit poğaçalarımız hazır. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ben şu şekilde sunumumu yaptım. Gördüğünüz gibi yumuşacık, puf puf kabaran mükemmel poğaçalarımız, simit poğaçalarımız hazır. Ben istek doğrultusunda bu poğaça tarifini yayınladım. Eğer istediğiniz, mamı istediğiniz tarifini merak ettiğiniz tarifleriniz varsa bana yazabilirsiniz. İstediğiniz tarifi sizler için yayınlarım. Sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.